Şeffaf mutfaktan herkese yeniden merhabalar. Mükemmel bir kahvaltılık, mükemmel bir öğün hazırlayacağız. Çok lezzetli, çok lezzetli olduğu kadar da sağlıklı bir tarif olacak. Şimdi bu malzemeli bu malzeme ne alaka dediklerimizden bir tarif. İnanın sonucuna sizler daha inanamayacaksınız. Öncelikle kuru kayısılarımı suda bir saat kadar ısladım. Soğanlarımı ve kuru kayısılarımı bu şekilde doğruyorum. Soğan, beyaz soğan olmalı ki böyle tatmık tatmık içine koyulduğu malzemenin lezzetini alsın. Mor soğanda ne yazık ki bu. Alamayız. Mor soğan daha çok et yemekleri için e, kullanılmalı. Gördüğünüz gibi tavama bir yemek kaşığı dolusu dolu dolu böyle bir tereyağı bırakıyorum ve böyle altı çok harlı yanmıyor. Döküm bir tava kullandım. Önce kayısıları şöyle bir döndüreceğim. Daha sonra içine soğanı ilave edeceğim. Soğanla kayısıyı çok ağır bir ateşte pişireceğim önce. Çünkü soğanın karamelize olmasını sağlayacağım. Ee, karamelize olurken kayısının şekerinden faydalanacak soğan. Böylece yediğiniz zaman bunun içine ne var diye soracaksınız. Soğanın o acılığı, soğanın o buruk tadı olmayacak. Adeta karamelize, tatlı tatlı böyle bir kayısı yermişçesine bir lezzeti olacak. Şimdi bunları böyle kavururken altındaki yağ bir müddet sonra artık onları kavurmaya döndürecek. İşte bu anda da iç, içine böyle azar azar su ilave edeceğiz. Bu yemek kaşığıyla toplamda 5 yemek kaşığı kadar su ilave ettim. Normal soğuk su. İçine ilave ediyorum. Biraz böyle kaynıyor. Böylece soğanlar çok daha güzel pişiyorlar. Kayısılar kurumuyorlar, yağda kavrulmuyorlar. Bütün şekerini, lezzetini bırakırken aynı zamanda soğanın suyunu da içine çekiyorlar. Pişirmeye de ne koyduğunuz kadar nasıl, nasıl pişirdiğiniz de çok önemli. Atıyorum bunu bir çelik tavaya atıp kavurmaya başlasaydınız böyle kuru kuru soğanlar, yanmış hafif yanmış soğanlar, kuru kuru kayısılar elde ederdiniz. Ama böyle bir yavaş pişirme tekniğiyle tam bir lezzet yakalayacaksınız. Soğanlarım karamelize oldu, kayısılarım da çok güzel böyle yumuşadılar. Aynı zamanda bunu taze kayısıyla da yapabilirsiniz. İçine pul biber ilave ediyorum. Bu lezzeti patlatan bir baharat. Ve birazcık böyle bir çay kaşığının hemen ucuyla karabiber çekiyorum, taze karabiber çekiyorum. İçine tuz ilave etmeyeceğiz bu tarifte. Kendi tadıyla tuzuyla tüketeceğiz. Şimdi ortasına şöyle bir yer açacağım, oraya yumurtayı kıracağım. Tavam oval olduğu için ben üzerine kapak kapatamıyorum. O yüzden. Ben yumurtayı böyle bir e, kase yardımıyla kapatacağım. Tanın sarısı pişmesi için üzerine hiç hava almayacak şekilde cam kaseyi ters kapatıyorum. Bu şekilde yaklaşık 1-2 dakika içinde zaten tavanın sıcaklığıyla birlikte pişecektir. Sizler dilerseniz kapak da kapatabilirsiniz bu esnada. Ben yumurtasını böyle hafif e, çiğ bıraktım. Sizler dilerseniz tamamen de pişirebilirsiniz. Bunu böyle bir yeşillik çok güzel e, tatlandırıyor. Bu nane olabilir, maydanoz olabilir, yeşil soğan olabilir. Ben maydanoz tercih ettim. Nane de çok yakışır eminim. E, i̇stediğiniz yeşillikle siz de servis edebilirsiniz. Şimdi şöyle bir e, servis tabağıma, servis tahtama alacağım. Hiç tavadan ayırmadan bana bana yiyeceğiz. birazcık ekmeğimi bölüyorum ve şöyle bir bandırmak istiyorum. Şöyle bir kayısısından soğanından yemek istiyorum. Açıkçası bu tarifi ilk gördüğüm zaman zaten güzel olacağını az çok çıkarmıştım. Çünkü beyaz soğan neyin içine girerse girsin onun tadını alıyor. Patlıcan içine girsin, patlıcan etin içine girsin et gibi oluyor. Kıymanın içine girsin kıyma gibi oluyor. Bunda da yine böyle tatmık tatmık çok lezzetli bir e, tat oluştu. Bence kahvaltı sofralarının menülerine çok rahat girebilecek bir tarif. İnşallah siz sizler de bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenilerinizi bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, afiyetle kalın.